x küp artı 5 x eksi 4'ü x kare eksi x artı 1'e böleceğiz. Bu ifadeyi şöyle yazabiliriz. x küp artı 5 x eksi 4 bölü x kare eksi x artı 1 şeklinde yazabiliriz. Ama üzerine çalışacağımız için farklı bir şekilde yazmak istiyorum. x küp, burada x kare olmadığı için boş bir alan bırakayım. 5x eksi 4, bunu x kare eksi x artı 1'e böleceğiz. En yüksek kuvvete sahip terimle başlayalım. x küpte x kare kaç kere var? x kere var. Zira x küpü x kareye bölersek x eder değil mi? x'i buraya yazalım ve bunun tamamını x ile çarpalım. x çarpı x kare x küp etti. x çarpı eksi x, eksi x kare eder. x çarpı 1 de pozitif x. Şimdi bu ifadeyi bu ifadeden çıkarmak istiyorum. Bu ifadeyi çıkarmakla bu ifadenin tersini toplamak aynı şey. O zaman ikinci ifadedeki terimlerin hepsini eksi 1 ile çarpalım ve daha sonra yukarıdaki ifadeyle toplayalım. Eksi x küp eksi 1 çarpı eksi x kare artı x kare eksi x. x küpler sadeleşti. 0 artı x kare x kare eder. Artı 5x eksi x artı 4x etti. Eksi 4'ü de aşağıya getiriyoruz. Şimdi yine en büyük üsü sahip sayılara bakalım. x kare de x kare bir kere var. Buraya artı 1 koyuyoruz. Bir kere x kare x kare eder. Bir kere eksi x eksi x eder. Bir kere 1 de 1. Şimdi bunu bundan çıkaracağız veya tersini toplayacağız. Bu terimlerin hepsini eksi 1 ile çarparak toplayabiliriz. Peki eksi 1 ile çarparsak ne olacak? x kare eksi x kare olur eksi 1 çarpı eksi x, pozitif x olur. Eksi 1 çarpı artı 1, eksi 1 olur. Şimdi toplamayı yapalım. x kareler sadeleşti. 4x artı x eşittir 5x. Eksi 4 artı eksi 1 de eksi 5. Yani 5x eksi 5. Şimdi bölme işlemine devam etmek isteyebilirsiniz ama buradaki en yüksek üslü ifade yani x kare bunda bulunmuyor. Dolayısıyla burası kalan. Bu ifade eşittir x artı 1 artı 5x eksi 5 bölü x kare eksi x artı 1. Burası daha fazla bölünmüyor. Dolayısıyla sonuç x artı 1 artı kalan bölü bu. Yaptıklarımızın doğruluğunu şu şekilde kontrol edebiliriz. Bunu alıp bununla çarparsak, x küp artı 5x eksi 4'e ulaşmalıyız. O zaman şimdi bunu yapalım. x artı 1 artı 5x eksi 5 bölü x kare eksi x artı 1'i x kare eksi x artı 1 ile çarpacağız. Bunu yapabilmek için bu terimlerin hepsini, buradaki terimlerin hepsine dağıtacağız. Hadi kolay gelsin. x kare çarpı x, x küp eder. x çarpı eksi x, eksi x kare eder. x çarpı 1, artı x eder. Şimdi bunun tamamını 1 ile çarpabiliriz. Terimlerin hepsini 1 ile çarpıyorum. x kare eksi x artı 1. Şimdi bunun tamamını bununla çarpacağız. Bununla buradaki pay da aynı. Bunlar sadeleşecek. Ve 5x eksi 5 kalacak. Artı 5x eksi 5. Şimdi de sadeleştirmeyi deneyelim. x küp. Şimdi x kareli terimlere bakalım. Bir tane negatif, bir tane de pozitif x kare var. Bunlar sadeleşiyorlar. x'lere bakalım. Buradaki pozitif x ve negatif x sadeleşiyorlar. Sadece buradaki artı 5x kalıyor. Artı 5x. Son olarak x'in sıfırıncı kuvvetine bakalım. Artı 1 ve eksi 5 toplarsak eksi 4. x küp artı 5x eksi 4. Bu ifade de buradaki ile tıp atıp aynı.